أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi yukarıda çok garip yani meslek dersi yapacağız. Adaveti terk etmeye çalıştım. Adaveti terk etmeyi. Adaveti böyle ille karşıki taraf değil. Kendimize nasıl yansıyor enfusi? Fakat namazda, namaz kıldık ya. Burası beni meşgul etti. Nakli delillere teslimiyet. Yani niye insanlar paramparça, eyvallah, başlamamıştı değil mi? Ya başlamıştı, koymuştu. Evet. Ha? Günde bir defa zede çalışmaya lazım. Günde mi? Bir defa zede çalışmaya lazım. Anlamadım. Günde bir defa zencefil içmeye lazım. Öyle mi? Tabii. Ha. Mesela sabah akşam üşürsün ya akşam. Sabah şey yaptım. Canlı yayın yaptık ya gene bir tane. Çok şükür elhamdülillah. Akşam da bir tane var. Toplam 2-3 tane oluyor. Şimdi size sorayım. Bir daha. Ben yukarıda çalıştım. Şeye çalıştım arkadaşlar. Bir de koydum. Adaveti terk etmek. Başka? İnerken namazda ya bu insanların kafaları niye bin bir parça? Niçin böyle herkesin aleyhinde? Bu aileden tut akrabalara kadar, cemaate kadar. Niye? Niye diye bu işte. Niye bin parça? Size bırakıyor. İki mi? Neyi? Bir tanesi adavet. Bir tanesi adavet. İkincisi? Yani niye kafamız, aklımız, kalbimiz dahi çık dışarıya, karı koca, çık dışarıya aile, çık dışarıya cemaat. Niye bin bir parça böyle insanlar, niye kopuk? İkisi birbirine sanki bağlantılı aslında abi ya. Değil mi? Öyle de değil ya. Bu niye kopuk fiili tezahürüdür adavet etmemek. Yani adavet etmemek eylemdedir, düşüncededir. Bu ise bu ruhsal bir yöntemdir. Yani usulü bilmemek. Hadi bundan başlayayım isterseniz. Başlık nasıl geçiyor onu bulalım diye. Peki. Nakli delillere teslimiyet esastır başlığı altında. Okuyor. Sözler 276'dan başlayayım. Bunu 3-4 tane derse yayabiliriz bunu. Çok acayip bir çalışma yapılmış bunun hakkında. Nakli deliller var ya. Mesela İhlas Risalesi kaç tanedir külliyatta? Lemalarda 2 tane. 20 ve 21. Farkı nedir Yusuf? Mesela 20. lema ile 21. lema kim için yazılmış sence? Böyle bir cümleyle. 20. lema Müslümanlar arasındaki. Müslümanlar arasındaki 21. lema ise işte İsa'nın dairesi. Evet, daire için. Güzel. Elhamdülillah. Şimdi bu dinde zaruriyet var. Zaruriyat. Esasat, muhkemat, musellemat. Konumuz o değil. Yani mesela dinde ve hakkımı selavatü zekâ. Namaz kılın, zekat verin. Faiz haramdır. Şu söylüyor. Onlarda tevil yapılmaz. Öyle ama yapanla beraber olunamaz. Olunursa ne olur? Ortak olursun. Hatir yok. Senin için, hatir için nikah olmaz, talak olmaz, yemin olmaz, ibadet olmaz, dinden çıkılmaz. Hatir için bunlar olmaz.
Hatır için haram işlenmez, dinden çıkmaz vesaire. Şimdi bir insan faizi helal derse, Allah da Allah ve peygamberine savaş açmaktır derse ne yapacağız? Ama o cemaatte bulundum, o kişide bulundum. Bu doğru hakikat yani ayet, sari size ulaşırsa bizim vazifemiz Allah'a uymaktır. Kişiler ve dini cemaatler vasıtadır. Kur'an ve Allah'adır. Önüne geçmemeli. Peki Risale-i Nur nedir? Bu gözlük nedir arkadaşlar? Gözlük buna bakmak için değil. Bununla bakmak için. Sabah gözlüğe bakıyorum. Koy gözlükle bakıyor. Bu da böyle. Bu gözlüktür. Ben buna niye bakıyorum? Bununla bakmak için. Kur'an bunun gözlüğünde nasıl gözüküyor? Allah nasıl bir Allah'tır? Bunun gözüyle şöyle oluyor gözlük çerçevesi gibi. Tak, tak. Böyle. İki gözlük tak. Bununla bakıyor. Yoksa biz külliyat için bakmıyoruz. Şirk olur. Bununla bakıyoruz. Buna bakmamızın gayesi bununla bakıyoruz. Yani ben Bediüzzaman'ın seviyesinde olmadığım için, mücedid olmadığım için, o gözlük yok bende. Ama adam diyor ki, yo ben Kur'an'a bunsuz da bakarım. Yola çık kardeş. Kimse elini tutmuyor. Demek ki gözlükle bakmasan, neye bakayım ben gözlük takmam? Görmeyeceksin ileri. Görme. Ha ben gözlüğü takmaktaki gayem gözlüğe bakmak değil. Gözlük ile bakmak. Şimdi... Dava değil, dava içinde. Evet, Risale-i Nur için öyle diyor mektubatta. Risale-i Nur dava değildir diyor. Dava İslam'dır. Davanın kutsiyetini ispat etmek için burhandır diyor. Şimdi bu başlık eğer cemaatlarsa biraz bunu şimdi gireyim. Cemaatlarsa mevzu nakil delildir. Nedir o? Edile-i Şeriye. Müslümanlar arasında bizi bir yapan kitap, Kur'an, sünnet. Kur'an'ın hayattaki açılımı, yaşantısı, sünnet-i seniye. Ondan sonra kıyas, İcma ve kıyas değil mi? 4. Bu Müslümanlar arasındaki bağdır. Dolayısıyla Zübeyir başka bir cemaate, ya Risale'de böyle geçiyor dememek lazım. Dinde var olanla birliğimizi sağlayacağız. Çünkü Risale-i Nur'un çok mutadid dairesi var. Dost var, kardeş var. Bak dost, kardeş, erkan, rükün, has, ehasiyaz. Tamam mı? Dost var, kardeş var, talebe de var ya. Hepsini bağlayan ölçüler farklı olduğu gibi Müslümanların da öyle. Her bir cemaatin kendisine has içeriğinde dusturları var. Onları bağlar, onu da bağlar. Bizi de biz bağlar, bu bağlar. Bir olmamıza sebeptir bu bizim. Ama bu dusturlardan çık, ortak bir değerimiz var. Bunların da üstünde. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Orada ittifak. O zaman mesela bir dini cemaat alenen dini bir haramı, haram bir şeyi helal derse, helala da haram derse bu ehli bidadır. Hatta helalı haram, haramı helal derse imanı gidiyor. Bir olamazsınız. Bakın ölçü ne yapıyoruz? Şeriatı yapıyoruz. Dairemiz içinde o ölçülerin, kitap, sünnet, icma, kıyasın dairemizin içerisinde birliği sağlayan esaslar var, dusturlar var bizi bağlayan. Mesela dese ki var böyle. Ya diyor Allah'a yakınlık hissettiğine kadar namaz kılıyor. Dolayısıyla ben kendimi Allah'a yakın hissediyorum namaza gerek yok diyor. Allah. Var böyle. Birisi değil bir şey. Panteistler yani. Mesela faizi helal diyenler var. Acayip bir şey. Mesela kaderi inkar edenler var. Helal var aslında. Var da var tamam.
Ha, bir olamazsın. O zaman nakli deliller. Diyor ki, mezhebi hak olan ehl-i sünnet ve ehl-i sünnet ve cemaat der ki, yani bir şey neye doğrudur, neye yanlıştır? Ehl-i sünnet ve cemaat der ki, Cenab-ı Hak bir şey emreder, sonra hasen olur, nehyeder, sonra kabih olur. Demek emirle güzellik, nehi ile çirkinlik tahakkuk eder. Hüsn ve kubuh mükellefin ıttılarına bakar ve ona göre takarrur eder. Sözler 276. Bu niye ara? Bu niye yanlış? Bu niye doğru? Bu niye hak? Allah dediği için. Peki ilk önce hikmet mi illet mi arkadaşlar? He? İllet. İllet şu. Allah dedi mi? Dedi. Bitti. Ama niye haram? Niyeyi sonra araştır. Haram. Tamam. Hikmet ne? Onun içeriğini anlamak. Örnek verirsek. İki tane örnek vereyim. Külliyata geçiyor. Domuz eti niye haram? Tirişin yağ olduğu için, bilmem ne olduğu için, şöyle şöyle yaptığı için, işte hayayı kaldırdığı için bir sürü hikmetler var. Yok. Birincisi bu değil. Allah haram dediği için. Bitti. Tamam. Peki acaba hikmeti neydi? Sonra geliyor. İlk önce illet, sonra hikmet. İkincisi, seferde namaz kastredilir. 4 rekat farzda 2 kılınır. Uçakla gidiyoruz kardeşim. Eskide 1 ayda gidilirdi. Benim babamın bir üst kuşağı anlatırdı. Dinlerdim, yaşı müsait. İstanbul'a çalışmaya geliyorlar hızar omuzlarında. 1 ayda gelmişler. Yaya, Rize'den. Şimdi 1,5 saatte gidiliyor. Ha, o zaman namaz kastedilebilir. Şimdi 1,5 saatte gidiyoruz. Yani kastedilir mi Yusuf? Edilir. Peki ama 1,5 saate gidiyorsun. He. Diyor ki, niye? O zaman meşakkat vardı da onun için. Hayır. Bir kere buradaki illet Allah meşakkatı demedi. Sefer dedi. Şu kadar mesafeyi geçene illeti nedir? Allah ben 4 rekatı 2 olarak şey yapıyorum. Peki buradaki illetin şeyi ne? Mesafe. Meşakkat yok. Peki hikmeti ne? Meşakkattır. Diyelim ki biz seferde uçakla gittik, hiç meşakkat yok ama illet var. Namaz kastedilir. İstanbul'dayız burada. Yani hakikaten çok zor durumdayız. Ya ameliyata gireceğiz. Meşakkat çok. Meşakkat çok dahi olsa hikmet çok, illet olmadığı için namazı kastedemezsin. Görüyor musun? Bunları ne yapar biliyor musun? Bunları çoğaltıyor. Bunlar insanın bakın ne sistemi var. Bunlar hep sistem. Hep sistem. Akıl sistem. Gir içeriye. Vicdan sistem. Sistem. Gir içeriye. Soğan kabuğu gibi. Akıl sistem. Gir içeriye. Vicdan sistem. Gir içeriye. Kalp sistem. Ruh sistem. Kardeşim bu sistem bütünlüğe ne kadar getirirsek o kadar dünyada rahat ederiz. Sistem bunlar. Beka arzusu sistem, ebed arzusu sistem, ölmek istememek sistem, dert istememek sistem, mutlu yaşamak sistem. Bunlar hep bir sistemdir. İçeride. Bunlar birbirlerine çelişen veya çatışan. Bugün rüyada birisi ders yapıyor. Dedi ki bana ikaz ediyor da Allah'ın celali var diyor. Azami derecedeki tecellisi cehennem. Celal. Allah'ın cemali var. Azami derecedeki tecellileri cennet. Allah'ın kemali var. Bunların da arkasında. Sen diyorsun ki diyor celal cemali cem eden insan kemal. Hayır o kemal da Allah'ındır. Sen cem edersen sen de ortaya çıkar. Kemal Allah'ındır. Celal Allah sahibi. Cemalin de sahibi. Sırf Allah celal değil. Sırf korkutma. Cemal. Sırf ümit verme. Cemalsız celal. Celalsız celal. Cemal. Hafsız reca. Recasız haf. Olmaz. Cem ederseniz
kemal olur. İkisinin de arkasındasın. Ne cehennem korkusu var, ne cennet gayesi var. Rıza ile eden başka bir şey yok. Bu kim? Kemal. Cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. Bizim öyle bir gayemiz yok. Cennet diye bir gayemiz yok. Cehennem endişemiz de yok. Gaye olmayınca bu endişe yok. Gayem ne? O zaman nedir ya senin derdin? Rıza-i İlahi. Peki Rıza-i İlahi'nin cennet cehennemi var mı? Var. Allah'a kaybetmek cehennemdir. Allah'a kazanmak cennetin cennetidir. Allah'a kaybetmek cehennemin cehennemidir. Üst bu. Ama avama bu denilmez tabii. Mesela camiye ben vaaz ediyorum. Cennetten bahsediyorum, cehennemden bahsediyorum. Rıza-i İlahi bazen bahsediyorum. Böyle denilmez tabii. Bu çita biraz. Çita yüksek bu. Şimdi bir şey ehl-i sünnet vel cemaat der ki bir şey niçin doğrudur? Allah emreder. O doğrudur. İlleti bu. İllet. Mesela fiilde bir tane uygulayalım. Köydesiniz. Köydesin. Yusuf diyeyim. Tahir. Köydesin. Kimsen yok. Ya bir şey yapacaksın. Karar veremedin. Bilmiyorsun da yani bunu dinde ne demiş? Ersade ne demiş? Yok buna. Ne yapacaksın? Danışacak kimse de yok. İstihare, istişare. İstihare yani namaza gece durmak. Çözemedi. Veya istişare. İkisi çatıştı. Diyelim ki ikisi de var. Yani istişare edecek, meşvere edecek, danışacak kişilerin var. Kitapta da gördüm. Kitapta gördüm ama ehline de danıştım ama bin, ya akşam da yatayım. Yatılır mı? Yatılmaz. İlk önce istişare, uyanık alemlerin ölçüleri, gündüz alemdeki ehilleriyle meşveret ettin mi? Gece alemlerinden bir şey talep edilmez. Çünkü din zaten koymuş. İlk önce istişare yaptım bitti. İstihare yapılmaz. İstişare olmadığı yerde istihare yapılır. Tamam? Başka doğrularınızı kimseye sorgulatmayın. Vehim olur. Doğru düşüncelerinizi sorgulattırsanız vehim olur. Fiillerinizi sorgulatırsanız vesvese olur. Demek ki ehl-i sünnet vel cemaat der ki bir şey Cenab-ı Hak bir şey emreder, hasen olur. Nehyeder, kabih olur. Bu illettir. Hikmet değil. Bak ne güzel ya. Çok şık. Peki bu ne yapıyor bizi? Acaba bu hak mı? Bu doğru mu? Böyle mi düşünsem? Böyle mi yapsam? Böyle mi gitsem? Bununla mı dost olsam? Bunlarla beraber mi olsam? Bu safta mı olsam? Acaba yanlış mı yapıyorum? Yanlış mı düşünüyorum? Ben mi doğruyum? Seni acabalardan, şüphelerden ne kurtarıyor? Esasat. Cenab-ı Hak emretmişse bitti. Ne yetmişse de bitmiştir. Daha hikmetini bilmeyebilirsin. Domuz eti, efendim tırışın yağından şundan, hayır, hikmet kardeşim. Allah dedi mi? Balık tutma karam mı? Cumartesi Yahudileri aram. Niye? Niyesi yok. İlleti bu. Ya bir şey olacak da bir şey imtihan vesile olsa olacak. Ya Hristiyanlara niye içki haram edilmemiş? İlleti o. Edilmemiş. Yahudiler bu kurala uyuyor değil mi? Sebepsiz bir balık tutması. Kesinlikle. Ya cumartesi hiçbir iş yapmazlar Yahudiler. Türkiye'ye cuma günü Osmanlılar'da cuma günü tatildi hafta. Hafta sonu cumaydı ki herkes düşünü alsın, temizliğini yapsın, cumaya gitsin. Cuma tatildi. Pazar tatil yaptılar. Pazar tatil Hristiyanların tatilidir. Cumartesi tatili Yahudilerin tatilidir. Müslümanların isim kaldırılarak Yahudi ve Hristiyanların tatili monta edilmiştir. Bilinerek yapılmıştır. Tabii ki bilinerek. Çünkü tarih dolu bu, ben söylediğim için değil ki. Cuma'yı kaldırılıp pazara getirilmiştir. Pazar Avrupa'da tatildir, kiliseye gidilsin diye. Tabii herkes idealistliğini, doğru bildiğini ideolojisine dönüştürüyor, gücü varsa. İdealist demek, ben doğru yanlışlarım var, ben sana söylerim, ister kabul et ister etme. İdealist bu, bunu kaydedebilirsiniz. İdealist bu. İdeoloji demek,
Benim doğrumu kabul etmek zorundasın. Yoksa yaşamayacaksın. İdealistlik de ideoloji. Farklı böyle. Şimdi İslam devam edeyim. Neredeydik? Sari beyanlara hüküm terim yapılmaz. Hanakli deliller. Demek ki beşeri düşüncelerle din namına hüküm getirilmez. Mesela bir cemaat var. Faiz helal diyor. Allahümme selâ sinâve. Bu kadar hadis, bu kadar ayet. Allah ve Resulüne savaş açmak. Yani ne tuhaf ya. Ve din adına dine muhalefet ediliyor. Ve bunu duyan, o ayetleri hiç mi duymadı? Hadi adam geldi cemaatinin sohbetine. Hiç mi faiz dışarıda, cumada bir yere gitmedi? Nasıl anlamıyorum ya. Ben şimdi nasıl tatmin olacağım ya? Risale-i Nur diyor ki, kumar el afır, tövbe tövbe. Ya, Allah Allah. Yani ben bunu mu dinleyeceğim? Bu ne yapmış oluyor? Kur'an'ın önüne geçmiş oluyor. Tövbe ya, haşa. Aslında bu o cemaatin başındaki zamanda mı bu iş oldu? Yoksa ondan sonra mı oldu? Ha onu ben tahlil edecek değilim ama ben Müslüman'dan bahsediyorum. Sonradanmıştır. Yani peki vicdanım ne diyor? Sonradandır. Ben de öyle. Tabii. O kamil adamdır o. Hürmet edelim yani. Kamildir onun yapacağını. %1 ihtimal vermem. Zaten böyle bir derdi yoktu adamın. Tren vagonlarında çocuk okutmuş. Edirne'de. Gizli. Kur'an okumak yasak olduğu dönemlerde haklarını asla feda etmem. Yani ayakları başımın üzerindedir. O zatın. Süleyman Efendi Hazretleri'nin ayağı başımın üzerindedir. Kur'an'ın yasak olduğu, Kur'an öğretmenin ezanların yasak olduğu yerlerde insan bir yöntem bulmuş. Yani seyahat ediyoruz diye trene çocukları alırdı, adam alırdı. İşte şurada burada tarlaya çalışıyoruz diye. Birisine Elif öğretiyordu. Elif öğreten kişiye sifeli kurban olurum ben davasına. Yani zannetmiyorum da olmaz zaten. Elif için canını veren adam faizi helal der mi ya? O zaman nasıl düşünecek daha o zamanlar böyle bir hani... Böyle bir şey yok ki cemaat da yok zaten. Benim arkamda da Allah bilir neler diyecekler. Hep öyle oluyor. Böyle demişti. Yalan, kuruklu yalan. Nedir o? Neyin adına çıkmışsak ölçü budur. Din adına çıktıysa o. Diğerleri uyuyor mu senin sözün buna? Bu yola giriyor mu? Giriyorsa güzel. Değilse at çöpe. Beşeridir, hiçbir değeri yok. Bak ne diyor? Demek ki beşeri düşüncelerle din namına hüküm getirilemez. Bitti. İçtihat Kur'an'da ve hadiste yüzde kaçtır der ustad? İçtihat. %10. %90 esasa. Dinde içtihat girmez. %10'un da sebebini 27. sözde anlatıyor. Zaman, mekan, kültür, örf, anane, gelenek farklı olduğu için 1400 sene önce Cezayir, Tunus, Sibirya, Afrika, Somali, Peru, Amerika kültür farklı. Bir yerde buz, bir yerde hiç su yok, bir yerde su var. Nasıl yaptıysan ne yapacak? Bu farklılığı %10'un içerisine içtihat girmiş. Ama %90'ın yerine %10'un içinde boğulmuşlar. Birçok insan şu an boğuluyor değil mi? Boğuldu. %90'ını boğdu oraya, onun içine soktu. Allah Allah. İçin gidiyor demeseydin daha iyi olurdu. Ehli hak olan ehli sünnet ve cemaatinin mezhebinde bir şeyin şeran çirkinliği, yani ehli sünnet ve cemaat bir şey niye yanlıştır, niye çirkindir, pisliği sebebi nehi ilahi sebebiyledir. Mektubat 39. Allah neyi etmiştir? İlleti bu. Onda. Em temurum ahlamuhum bihaza. Yahut acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi aklımız bize yeter deyip sana ittibadan istinkaf mı ederler? Halbuki akıl ise sana ittibayı emreder. Çünkü bütün dediğin makuldur. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez. Sözler 386.
Bazıları biz Muhammed'e tabi olmayız. Şimdi de var. Aklımız bize yeter. Ne diyor ayet? اَمْ تَعْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا Ne diyorlar? Diyorlar ki aklımız bize yeter. Sana ittibadan gerek yok. Benim aklım yeter. Oysa akıl bu kainattan kuruluşundan önce yoktu. Bu akıl benim aklım, herkesin aklı, insanoğlunun aklı. Kainat kurulurken yani kurulmadan önce aklımız yoktu. Benim 60-70 sene önce aklım ancak konuldu. O zaman kainatın kuruluşundan önce aklım yoksa benim aklımla kurulmadığından bu kainat sistem benim aklımla çözülemez. O benim aklım nedir? Alettir. Alet kainatın ilişkisi ve çilişkisini çözen bir sistemdir. Mesela kabir sonrasını akılla çözemezsiniz. Kimya ile matematik ile fiziği ancak dinle çözersiniz. Kabir sonrasını. Bu adam nereye gitti? Akıl der ki çürüdü gitti. Zahir. Daha nasıl takip edecek? Yani bu akılla takip edebilir misin o adam? Bitti. Aklı da, aklı zannediyor ki bu gri lob var ya böyle gri. Aklın böyle beyin. Akıl o zannediyor. Elektrik ocağında sıcaklık var. Ocakta gözüktü sıcaklık. Sıcaklık ocak değildir. Beyin de öyle. Akıl burada ortaya çıkıyor ama o akıl değil. Bu kalp de, kalp burada ortaya çıkıyor. Yani elektrik ocağında ısı ortaya çıkıyor. Klimada soğukluk çıkıyor. Klima kendisi soğuk değil. Termometre 60 derece gösteriyor. Elinizi tutun yanmaz. O gösterir. Kendisi sıcak değil. Kalpte de maneviyat ortaya çıkıyor. Ama kalp bu et parçası kendisi değil. Yani aklı o gri olan beyindeki o lob var ya o değil. Orada ortaya çıkandır. Onun için akıl alettir. Allah'ın aklı yoktur. Akıl cihazdır. Sonradan yaratılmıştır. Mahluktur. Neyle? Aklın temeli nedir? Hayattır. Sistemi nedir? İlimdir. Yani Allah her şeyi Allah'ın dışında dağları, tepeleri, domuzu, yılanı, kainatı, arşı, kürsü, cennet, cehennem, kadın, erkek hepsini neyle yarattı malzeme olarak? Allah varken taş yoktu. Hayat ile yarattı. Her şeyin malzemesi hayattır. Planı ilim ile, takdiri irade ile, yapması çekici kudret ile. Bir şeyle her şeyi, her şeyle bir şeyi yaptığı için basar, görüyor. Mesela. Ama ne yapmış? Adam diyor ki, aklım bana yeter diyor. Akıl kendi başına neyi çözüyor ya? Neyi çözüyor? Karun da demişti ya, inir bana yeter. Evet, Karun da öyle dedi. İnne maututu ve ala ilmi. Benim ilmim bana yeter. Ne yeter? Yerin dibinde o kadar ilimle dalalete giden var ki yerin dibinde, toprağın altında ama sadakatle, teslimiyetle dalalete giden bir tane yoktur. Mesela Kur'an'da Belam bin Bahura İsmi Azam'a mazar İsmi Azam'a mazar elini kaldırdığı zaman beddua duası kabul olan adam. Firavunlaştı. Bu hal onu firavunlaştırdı. Allah kimseye başlamayan ilmi. İlmin ismi azamına mazar olmuş. Musa aleyhisselama kafa tuttu. Nerede gömülü biliyor musunuz? Erzurum'da Hasan Kale'de Aslan Tepesi'nde. Çok tuhaf. Yani Türkiye'de olması da ağrıma gidiyor yani. Başka em te'muruhum ahlamuhum bihaza. Allah Allah. Bu 25. sözdeki var ya em. O kadar hoşuma geliyor ki. Öyle derse kendim okuduğum zaman adamda daha güzel. Bir de ders yapıyorum. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em diye. O kadar hoş ki. Kısa kısa böyle mükemmel bir yer ya. 25. söz. 387'de yani. Bak. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza. Yahu aklı hakim yapan mutakim. Yani bütün insanlık var ya bu şeyde Japonya'da, Çin'de, Hindistan'da neler, hangi dinler olmuş? Ne, kim ne iddia etmiş? O orayı anlatıyor. Budistler, Brahmanlar, Nisanlar, Taolar hepsi. Yani ne iddia etti? Neyi putlaştırdı? Hepsini burada anlatıyor Kur'an'da.
O MM diye Kur'an söylüyor bunları. Üstad da onu ortaya çıkar. Yani kim ne söylemişse, bak mesela bir tanesi şuydu. Aklımız bize yeter diye akl esas yapmış. İkincisini okuyorum. Em tamurum ahlamun bihaza veyahut aklı hakim yapan mutahakim ve mutezile gibi kendilerini Halik'in işlerine rakip ve müfettiş tahayyül edip Halik-i Zülcelal'i mesul tutmak mı istiyorlar? Sakın fıtır getirme. Öyle hodbinlerin inkarlarından bir şey çıkmaz, sen de aldırma. Niye hangi grup olduğunu demiyor? Batılı tasvir etmiyor benim gibi. Batılı söylemiyor. Safi zihinler idlarlı olmasın diye. Mesela bir videolara, sözlere, yazılara niye muhatap değiliz? Safi zihinler idlarlı olmasın, işgal olmasın. Döllenmesin onunla. Aşılanmasın. Çekirdeğin genetikle değiştirildiği gibi, ağaçlar aşıyla değiştirildiği gibi, insanlık nesli döllendiği gibi, akıl da döllenir, fikirle. Kalp de döllenir, sevgiyle, tarafgirlikle. Kalbin döllenmesi tarafgirliktir. El hubbu fillah vel buzu fillah. Kimi seviyorsan kalbin o. Şey ise akıl öyle değil. Neyi seyrediyorsanız şey olur. Safi zihinleriniz idlal olur. Bundan ne diyor? Halik'i böyle bu olmadı. Emtemurum ahlam bihaza. Bu olmadı. Ya Tanrı olsaydı böyle olmadı. Mesela globalistler ne diyor şimdi? Buradan çıkarttım ben. Var ya dünyada böyle 30 küsur aile mi? Vallahi her türlü zulmü yaptık. Tanrı olsaydı vallahi bize müdahale ederdi. Bu kadar zulümden dolayı bize bir şey demiyorsa demek ki Tanrı yok. Şeytana devam et. Satanist. Bunlar bir inanç oldu. Yani şeytan Tanrı'yı galip geldi. Tövbe. Dolayısıyla şeytanın sistemini, satanisti dünyaya hakim kılmak için ilk önce devletleştirmek gerekiyor. Amerika'da Rusya'dan aldığı bir eyalet var. Sibirya. O Sibirya, Rusya'dan aldığı yer. Orası bir eyalettir. Oranın resmi dini satanisttir. Resmi din. Dinle yönetilir. Satanistlikle yönetilir. İkinci bir din devleti İsrail'dir. Üçüncüsü İtalya değil, Vatikan'dır. Başka yok. Satanist. Bu şeytana tapanlar, globalistler denedi. Her türlü zulmü yaptık, adam öldürdük, katliam yaptık. Yapmadığımız kalmadı. Tanrı olsaydı bize müdahale eder. Diyor, tamam. Oysa hikmetlerini çok ders yaptık bunu. Dolayısıyla o Amerika'nın alacağına mukabil Rusya'dan bir Sibirya buzulları aldı ya, Sibirya ne diyor orası? Orası da Alaska. Sibirya diyor. Alaska. Alaska eyaleti. Biliyor değil mi? Sen bak. Bunu bilmiyordum aslında. Öyle mi? Satanistlik orada resmi dindir. Amerika resmi o eyalette uyguladı. Tutarsa Amerika'yı genelleyecek. Mesela diyor ya, Allah diyor ihmal etmez, mühlet verir. Mühlet verir. İhmal etmez. Mesela bugün akıl okuyorum ya, çalışmam var. Neredeydi? Dur bakayım. Neredeydi? İşaret-i İcaz'da sayfa kaçtı? 240 veya 164. Yani insan zengin olsun kafası, kalbi. Farklı düşünebilsin. Farklı yolları olsun. Hayvan gibi, melek gibi, cinler gibi olmasın. Donuk olmasın çok. Kısa yollar olmasın. Nihayetsiz düşünebilme yeteneği olsun diye zıtları cem etmiş. Her yol açık. Hakiki nisbiye ortaya çıksın diye. Yani mükemmel bir şey ya. Allah hakikaten Allah ya. Bugün hayret, bir paragraf okudum böyle kaldım yani. Dedim hakikaten tövbe yani tahayyülü küfür değil. Ya Rab nasıl hatırına geldi böyle bir mahluk yapmayı? Tövbe yani. Ben hayretim için yani. Tahayyülü küfür olmayı. Olmadığı gibi tefekkürü küfür değil. Onun için diyorum böyle koydum elimi. Deftere yazdım ya. Çalışıyorum. Yani ya Rab, numune yok, model yok, misal yok, patent yok, madde yok, zaman yok,
zemin yok, mukayese yok, taklit yok, muacele yok, misal yok. Bunu nasıl yapıyorsun yani? Böyle bir insan nasıl, nereden hatırına geldi ya? Böyle nasıl bir Allah ya? Ya o kadar cehenneme gidiyor ki. 69 şualarda diyor ya, mensubiyetin cihetiyle, o ona, Allah'a, iman, mensubiyet iman. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Mensup oldun mu? Bir an yaşaması diyor, bir an yaşaması, ebedi vücutta, vücut kadar kıymetlidir, ilme yakin ile bildi. Mensubiyeti cihetiyle. Bak ben, mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Öl. Bitti. Yetiyor. Ne kadar, nasıl bir vücut? Ebedi bir vücut kadar kıymetli. Bitti o. Dedim bitti. Çok yaşamaya hiç gerek yok. Bak diyor ki, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Yani öyle bir sistem koymuş ki Allah, nihayetsiz imbisat edebiliyorsun. Nihayet sonsuzun sonsuz ya, aklımı almıyor. Yani kainattan çıkıyor, cennetten çıkıyor. Cennetin arkasına geçerek bunu isteyene ver diyor. Diyen bir fıtrat var. Bana seni gerek seni diyor ya. Yani böyle bir cami nasıl bir yapmış? Numune yok, muacele yok, zaman yok, mekan yok, madde yok. Nasıl yaptın ya Rabbi? Nasıl bir ustasın ya? Çok tuhaf ya. Çok hoşuma gidiyor yani. Böyle Allah odamda o kadar böyle sarılasın geliyor ya. O kadar keyif alıyor. Bak bir an yaşaması. Ya koronadır, kanserdir. Ya bir an yaşamadın mı ya? Olsa ne olacak ya? Ben de bunun tesini. Bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakiniyle bildi. Bu zerrecik vücudun hadsiz vücudun aynısı. Öyle mi diyor? Bu zerrecik vücudun hadsiz bir vücudun aynısı, nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Üç, kendinden daha kıymetli baki vücutları baki vücutlarına meyve veren kelime-i hikmet numa hükmünde bulunduğunu, kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu, ve mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. Ebedi? Ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakinle bildim. O kadar. Mensubiyetin var mı kardeşim? Bu adamın yoktu 350 sene Firavun. Ne olacak ki? Bir an yaşa be kardeşim. Allah'ın seversen. Bir an yahu. Ama neyle? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu ve resul. De. Git öl. Ne yapacaksın ben 500 sene kereste gibi yaşasam, çınar gibi yaşasam? Ne olacak ki? Ne kadar büyük sayıda olsa yaşasam, sonsuza göre sıfır değil mi? İlk matematikten söylüyorum. X bölü sonsuz eşittir sıfır. Hiçbir değeri yok ki. Sonsuz yaşayacağız ya. Bir an yaşaması mensubiyetiyle ebedi vücut kadar ebedileşiyorsun. Çünkü diyor 756 şualarda, bu hayat nurum diyor bir an yaşaması, ezeli ve ebedi bir zat hayat nurundan medet alır. Onun için ezeli oluyorsun, ebedi oluyorsun. 756 şualarda. İnsanın ömrü nereden başlıyor biliyor musunuz? Dünyada gözükmesine baş ver. O Allah Resulüne göre 60 sene, 100 sene yaşayan kim ne kadar yaşıyorsa bir saatmiş. İnsanın ezeli ve ebed hayat nurundan diyor 756 şualarda. Hayat nurundan medet alır. Bak şu alanında da. Tahir garip garip baktığı için oraya bir göstereyim bak. 756. Bak senin ömrün nereden başlıyor kardeşim? Ya 60 sene 70 sene ben doğduğum zaman başladığını zannediyorsun değil mi? Daha iyi. Vallahi öyle değil ya. 700. İyi ki baktım. Sayfa 8. şurada ne işim var ya? 29. şuayı arabayı desin. Ha şurada. 756 mı dedim? Evet abi. Evet, doğru söylemiş. Evet. Feynema tuvellu fesemme veçullah. Ayet-i kerimesinin sırrı ile.
Şuraya bak ayeti. Cihat istikleden herhangi bir cepte olursa olsun insan tenevvür eder. Altı yön. Sağ, sol, ön, arka, alt, üst. Altı yön. Tenevvür eder. İnsana bakış açısı geçiriyor. Ama şimdi biz felsefede, dünyada geçmiş ve gelecek. Başka yok ki. İki zaman var. Geçmiş ve gelecek. Bizde İslam'da altı zaman var. Mazi, musta, sağ, sol, ön, arka. Neyse uzun o. Öyle bir salı günü bir kardeş yapmıştı. Cihatisi dedi. Şimdi diyor ki bak. Bak arkadaşlar. Hatta mümin olan bir insanın müminse, yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, müslim ise eşheden la ilahe illallah ve eşheden de Muhammeden abduhu olacak. Abduhu ve Resulü. Hatta mümin olan bir insanın ömrüne bak şimdi. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar dünya kuruldu ve bitti. Bu gene beni memnun etmeyecek. Dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Niye? Adem Aleyhisselam'a iman ettim, benim imanım oradan başladı. Niye? Reddettim onu, küfrüm oradan başladı. Sonsuz işte onda. Yani yaşadığın sonsuzluk değil, nereye inanıyorsan. Adem Aleyhisselam'a iman ettim, ömrüm başladı. Cennette başladı. Çünkü kütük orası. Bana nerelisin diyorlar. Rize'li. Ne alakası var lan? Ömrümüz geçti burada. Hiç alakamda kalmamış. Eskiden beri yok yani. Nerelisin? Kütük orası. Biz nereliyiz? Daha arkaya git. Cennetteyiz. Hakikaten o. Baba memleketi. Vatan aslını size gidiyorsunuz diyor. Bak şimdi. Ama bu bize yetmeyecek bu. Bak şimdi. Diyecek ki hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve imanın bu manevi ömrü, şimdi dinleyin, ve iman devreye giriyor şimdi, bu taraf kirlikti. İnsanın bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır ve keza cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde, iman yapıyor, insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. İman neymiş? İman ne yapıyormuş? İnsanın bak ezelden ebede uzanan hayat nurunda medet ve yardım alır. Ezelden Allah'ta ben vardım kainatı yaratmadan önce. Ezelden ebede ben vardım, var olmaya devam ediyor. Burada bir şey ifade etmek için bulunuyor. Yani gemiyle seyahat eden var mı bilmiyorum. Mesela seyahat ederken tamam anons geçerler. Falan İstanbul iskelesine uğruyoruz. Herkes bilsin saat 2-3'te kalkacağız. Bir saat. Uçak aktarmada da öyle. Dışarı bizi çıkartıyorlar. İşte Fransa'dan şuradan buradan aktarma yapıyorsun. Ucuz bilet diye. 4 saat sonra. Çıkıyorsun ona göre hareket. İşte anons geldi gaybtan. İnsanın 2 aylık mesafesi var. Ezelden ebede giderken Risale'de geçiyor. 2 ay mesafe. 2 ay sonra o has çiftliğe gidecek. Evet, 2 aylık yolculuğumuz var. Bir günü, 2 aylığın bir günü dünya denilen bir limanda geçecek. Bizim ezelden ebede seyahatimizin bir günü dünya için. Risale'de geçiyor. 2 ay sonra has çiftliğe gitmek için bir gün burada, dünyada. Sonra bir gün bitince trene mi, uçakla mı, yaya mı, gemiyle mi falan ondan sonra belli. Daha vefat ettikten sonra Dar-ı Saadet'e gitmek için 59 günümüz var. Bir gün buradayız daha. Ne takılmış kaldım? Çabuk gidelim. Hizmetten başka hiçbir mana yok. Vallahi hizmetin dışında bir şey kalınacak hiçbir yer değil bu. Nereye kalacağım ya? Her gün böyle ölüm bilmem ne şudur. Ne uğraşacağım bunlarla ya? Yani hizmetin dışında hiçbir tadı yok. Hizmet işte. Bak medet alır. Hayatı nerede başlamış? Ezelden ebed. Peki
bizzati sebabın neyle başlıyor? Sebap. İman ettiğin yerden başlıyor. Adem Aleyhisselam'a iman etmek onun yerine geçmektir. Matematiği şu. Reddettiğin zaman ne oluyorsun Adem Aleyhisselam? Ezeli ve ebedi kafir oluyorsun. O zaman tersini düşünün. İman etmeyle onun ruhuna, onun nübüvvetine ortak oluyor. Ömrüm oradan başladı. Ne zamana kadar? Kıyamet Medine'de bir çoban kalacak. Onun başına işte ondan sonra kopacak. O zamana kadar devam edecek. Dünyadaki ömrüm. Ha? Bu dünyadaki. Ahirete geçti mi? Ezelden ebede. Bir an yaşaması ebedi bir ömür kadar kıymetli olduğunu ilmen yakiniyle bildim. Bu nasıl eser ya? Geldi okuma. Ama aslında bir terakki o zaman Adem Aleyhisselam zamanında mı başlamış? Tabii. Biz iman ettiysek, ona... O bizim ömrümüz oradan başlıyor. Bizim ömrümüz onunla başlıyor. Onunla başlıyor. Çünkü iman oradan başlamıyor mu? Yaşamadığın bir yerde iman olur mu? Terakki de bu öyle başlıyor. Evet, bak bir daha söylüyorum. Yaşamadığın bir yere iman küfür teklif edilir mi? Yaşamayan bir adama burada kimse yok. İman ediyor musun? Kime diyorum? Yok ki. Senin imanın nereden başladı? Nereden başlıyor limiti? Burada ifade ettin şimdi. Mesela Avrupa'dasın, Türkiye'liyim diyorsun. İmanımız neyle başladı? Nereden başladı? Kalübela'dan başladı. Gördün mü? Adem Aleyhisselam'a da iman etti. Kalübela ta neresiydi? Olmayanın imanı olur mu? Olanın imanı olur. İmanı Kalübela'dan başladı. Sonra hadi bu tarafa gel. Adem Aleyhisselam'a iman ettik. Nasıl iman? Ümmeti misin ki iman ettin? Evet. Şimdi diyor Adem Aleyhisselam için. Diyor sen diyor çağır diyor. Bu da diyor ki ben burada diyor çağırsan kim gelecek? Diyor. İbrahim Aleyhisselam'a da Kabe'de. Ezan oku diyor. Ezanla çağır dedi. Ya Rabbi bu kupkuru vadide kim benim ezanımı duyacak? Sen oku. Ben bütün asırlara duyuracağım. O zaman diyor lebeyk diyen bugün hacca gidiyormuş. Evet. O zaman lebeyk diye. O zaman evet. Manevi alemde lebeyk demişsen bugün hacca gidiyorsun. İşte elestu bi rabbikum kalu bela diyen bugün işte secde ediyor. Aynen. Ya Mehmet. Şu bedene ruh kıyam ederse ruh içeride, dışarıda, önde, arkada, her yerde su. Buzun neresinde su? Ruh da bedenin orası. Ruh bedende kıyam ederse beden arzda secde yapar. Yani bedenin arzda secde yapması, dünyada secdeye geçmesi ruhun bedende kıyam etmesidir. İçeride oluyor kardeşim kıyam. Burada ifade ediyor. O salattır, burada namaz kılıyor. Salat, nerede anlatıyor? 42. sayfa veya 46 sözlerde. Esas o sistem orada çalışıyor ama ben burada namazı burada ifade ediyorum. Sureti bu. Mesela bir tane uyguladı. 28. lemada ustad yatsı namazında o aleme geçtim diyor. Ulan beni nereye getirdiniz ya? Tamam. Sözler 388. Çok hoş değil mi ya? Bunu okumadan şimdi git ahirete. Lan ömrüm nerede başlamış ya? Çıkasan oradan. Em indehumul gaybu fehum yektibun. Gene o. Emem. Veyahut gayb aşinalık dava eden bu deyiler gibi. Bu deyiler diye bir Budistler değil bu. Biz gayb açıldı diye iddia ediyorlar. Ve umuru gaybiye dair tahminlerini yakın tahayyül eden akıl furuşlar gibi. Yani tahminlerimiz budur diye. Senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı ki? Gaybi kitapları mı var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar? Öyleyse vahiy mazhar Resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alemi gayb kendi yanlarında hazır, açık tahayyül edip ondan malumat alarak yazıyorlar, hülyasında bulunuyorlar. Böyle haddinden hadsiz tecavüz etmiş mağrur hotfuruşların tekzipleri, inkarları sana futur vermesin. Zira az bir zamanda senin hakikatlerin onların hülyalarını zirüzebel edecek. Bak, peygamberimize teselli veriyor. Allah diyor ki, böyle haddinden hadsiz tecavüz etmiş
mağrur hot furuşları, tekzipleri seni inkar etmesi, sana futur vermesin ya Muhammed. Seni üzmesin ya, şefkini kırmasın ya Muhammed. Allah sana bir kere yeter, ben sana yeterim diyor. Merak etme, ben bir takip ettiğim bir sistem var diyor. Yani sana futur vermesin. Ne olacak sonra? Zira az bir zamanda senin hakikatlerin, onların hülyalarını zülü zebel edecek. O hayal etti ya hülya, Kur'an hakikatler karşısında söndü gitti. Mesela Velid Muhire var ya, Muhire. Mesela dinledi. İlk defa ondan, o ağzından çıkıyor bu bak. Çok yaşlı, en yaşlı moruk o ya. Moruk demek yaşlı domuza denilir. Daha az bir kelime ya moruk. Şimdi dinledi, getirin dedi. Dinledi. Adam kendi sözü muhalakat-ı seba diye Kabe'de asılıyordu. Çok yaşlı bir kafir. Halid bin Velid'in babası. Kur'an bunun hakkında 10 tane ayet indirmiş. Dinledi. Bu dedi insan sözüne benzemiyor. Cinlerli de biliyorum. Onların da değildi. Allah Allah. Aynı tabii. Cinleri de biliyorum. Biliyor. Çok acayip dev adam. Dev hakikaten bak teslim edeyim şeyi. Bu insan sözüne benzemiyor. Cinleri de biliyorum dedi. Bu da ona benzemiyor. Onlar da şaşırdı. Onlara dedi ki elinde ayaktaymıştır. Sihir deyin, gitsin dedi. Sihir deyin, git dedi. Sihir deyin. Sihir. Sihir. Bu kadar şeyi görüyor ama niye iman etmiyor ki? Bu kadar şeyi gördüğümüz halde depremi, koronayı, koronanın yanında tedavi eden doktor namaz kılmıyor. Değil mi? Bu kadar hücreleri gören adam iman etmiyor. Allah söylüyor Celle Celaluhu bir mana. Bunları diyor cehenneme soksam ki soksam. Cehennemde yansa bağırsam bir kurtar. Ya Rabbi bak nasıl kul olacağım Rabbimiz diyor. Dünyaya bunları getirsem diyor ruhları gene aynı yapacak diyor. Bırak onları gel buraya yaptı basit bize. Şimdi başımıza bela geldiğim zaman nasıl böyle namazlar falan kitaplar okuyoruz değil mi? Bir hafta sonra unutmuyor muyuz? Bir hafta geçer. Bir dakika. Ya o kadar da değil. O kadar da değil. Ama bir hafta sonra unutuyoruz. Deprem olunca değil mi? Komşum vardı Zeytinburnu'da. Şaribu Leyli ve Nihar. Gece gündüz içerdi. Ama Allah mekanı cennet. Allah taksiratını affetsin. Dershanenin bitişinde adam daireyi niçin almış? O deprem anında söyledi. Hem güldürürüm sizi. Ondan sonra kurban keserdi. Dershanenin bitişi mi? Bitişi. Balkonlarımız aynı böyle. Aynı kat, son kat almış. İçeride Şaribu Leyli ve Nihar. Fakat bir defa, Rabbim biliyor, bir defa bizi dershaneye dönük içki içmemiştir. Hep sırtı dönük içmiştir. Ondan sonra bizi istihbara takip ederken ona da denk gelmiş. Demokrat Sol Parti'deydi Ecevit'in. Meclis üyesiydi. Ona gitmişler. Demiş ki onları bırakın demiş. Onları bırakın şu sokakta esrar öğrencilere gidin demiş de hiddet etmiş. Deprem olduğu zaman çoluk çocuk kaçtı binayı terk etti. Aşağıdan bağırıyorlar baba. O da kafayı karıştırdı demek ki içmişti. Dışarıya çıkıyorum diye balkona kaçtı. Balkonda çıkamıyor. Balkonda debelenip duruyor. Ben de camdan bakıyorum ama deprem artçılar devam ediyor. 7 küsür. Böyle dersen 4. katta bakıyorum. Beni gördü. Hoca! Hoca dua etsene hoca. Kessin diyor hoca çabuk. Niye dua etmiyorsun? Boşuna mı aldım sizin yanınıza daireyi? Meğer onun için almış. Boşuna mı aldım diyor. Tamam Selahattin abi. Bak kapı orada Selahattin abi var. Tamam. Tamam durdu bak Selahattin abi. O kapı. Kapıyı göremiyor gidip geliyor. Bak orası. Hadi abi yavaş abi. Endişe etme. Bak kesti. Ondan sonra bir baktı böyle hop indi. Tamam. Bak boşuna mı aldım daireyi sizin yanınıza diyor. Bu adam içiyor ama tarafkirliğine bak. İnşallah buradan kurtarır. İnşallah. Ben hep dua etmişim. Evet. Ya Rab, ona azap etme. Bizi müdafaa etti o. Davanı müdafaa etti. Hürmetsizlik yapmadı. Yani onu bırakın dedi istihbarata. Beni takip ediyorlardı vatan. Onu bırakın. Bak torbacılar var. Onların peşinde. Duydum ha kendisi de demedi.
Dükkancı dedi. Hoca diyor, bak bu adamı Bilal diyor böyle yaptı. Neyse, tarafkilik bambaşka. Ama adam namaz kılıyor, küfre taraftar, Süfyan'a taraftar. Bu adam kurtarır içkili, bu adam kurtaramaz. Şuraya bak. Görüyor musun? Namaz kılıyor. Hacı da gitmiş, Süfyan'a taraftar. Gitti. Bilmiyorduysa bilemem. Bir insan mesuliyeti için İslam hukukunda iktidar, ihtiyar, salayet mesuliyetine göre mesuldür. Bu adamın bilmemesi mümkün değil artık. Bir örnek vereyim. Süfyan'ın üçüncü rüknü kimdir? Üçüncü. Değerler konuşmayın. Fevzi Çakmak. Fevzi Çakmak. Hafızdır biliyor musunuz? Ve namaz kılan, Kur'an elinde düşmez. Süfyan'ın üçüncü rüknüdür. İnna Atteyna da geçiyor. İşaret icazda yazıyor zaten. Kitapta yazıyor. Bak, Süfyan'ın üçüncü rüknü, Fevzi Çakmak. Hafızdır. Maraşalı olabilmesi için hafız olması lazım. Osmanlı nizamnamesinde var. Bak, beş vakit namaz kılıyor. Kur'an elinden düşmüyor. Süfyan'ın üçüncü rüknü. Bu adam da şey yapmıyor, kesinlikle sırtı arkaya. Bak diyor, sonra ağzından kaçırdı. Boşuna mı aldık dediyse daireyi senin yanına diyor. Adam onun için almış. Vay be. He? Onun hürmetini belki affeder. Yani affedecek. Allah'ın dinine hürmetini hürmet etmiş. Evet. Allah da ona hürmet etmiş. Affedecek. Çünkü husi, günah husi. Bir ben Şam'a gittiğim zaman Şam'ın meşhur mezarlığı var. Abdülmecid mi? Osmanlı padişahlar da orada yatıyor. Orada kapıcı var, bana neler anlattı. Türkiye'den geldi diye. Türk asıllıydı o kapıda mezar gömen. Yani öyle şeyler anlattı ki sonra takip ettim bu kimdir diye. Ondan sonra hep böyle bir kısım yapan değil, yapanlara destek veriyordu. Yapanlara destek veriyordu. Sonra ben duamda diyorum ki ya Rabbi, Allah'ım, mektubatta var ya, Allah'ım bizim ruhumuzu kabris edecek şehitlerin, evliyaların kabz-ı erbahlarını istemiyoruz. Şehitlerin, evliyaların ruhunu kabz eden Azrail Aleyhisselam'ın avanesini istemiyoruz. Şehidin ya. Evliyanın ruhunu kabzeden Melek-i Melaike istemiyoruz. Ne istiyoruz? Ya Rabbi, talebi ulumun ruhunu kabzeden erbahı istiyoruz. Risale-i Ruh'un hürmetine hepimize nasip eyle. Amin. Evliya. Çünkü orada mektubatta anlatıyor ya. Evliya-i Azim eden Seyyid namında diyor evliya. Ya Rabbi, benim ömrüm diyor talebelerle geçti. Benim ruhumu, evliyaların ruhunu kabz eden Azrail Aleyhisselam'ın avanesi var. Kafiri, evliyayı, peygamberi kabz eden hepsi farklı. Benim diyor ömrüm talebi ulumla geçti. Evliyaların ruhunu alan Azrail'in o avanesini istemiyorum. Evliya, talebi ulum. Talebi ulum. Şehidin, evliyanın ruhunu kabz eden de üstün. Talebi ulum, peygamberlerin, nübüvvetin altındaki makamdır. Biz kimiz hepimiz ve dinleyen, 10 dakika Risale okuyan Risale-i Nur talebesidir. Talebe-i Ulum unvanını alır diyor. Emirdan'da söylüyor, şerefini. İhlas Risalesi'nde. Efendim? Talebe-i Ulum şerefini alır. Şerefini alır diyor. Hem İhlas Risalesi'nde hem Emirdan'da söylüyor. 5-10 dakika bak, 7 kebairi terk eder. 5-10 dakika Risale okuyan, namazın akabindeki tesbihatı yapan, birkaç dakika diyor da ben 5-10 dakikayı çıkarttım. 5-10 dakika Risale okuyan talebi ulum unvanını ve şerefini alır diyor. Onun ruhunu kim kapseder? Evliya ve evliya ve şehidin ruhunu kapseden değil. Daha üstün talebi ulum. Ruhunu kapsedeni istiyorum. Mektubat hatırladınız mı? Haşiye'de. Evet. Hatırladım. Burada keselim. Evet. Bir saat oldu. Yani bundan sonra devam edelim. Değil mi inşallah? İnşallah ya Rabbi ya. Talebi ulumun ruhunu kabzeden müekkel melaikeyi şu Risale-i Nur ve Risale-i Şahs-ı Manevi satırına hepimize, nur talebelerine
nasip eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâh rabbil âlemîn. El-Fâtiha. Selâmü aleyküm.